Merhabalar ben Köfteyiz Köfte ve bugün yeri, yepyeni bir mod tanıtımına daha hoş geldiniz. Bugün tanıtacağım mod Extra Bees. İlk olarak Extra Bees nedir? Bir Forcer eklentisi birkaç farklı, baya bir farklı aslında. Sanırım 110, 100 küsür tane farklı arı ekliyor. bunun yanı sıra baya bir makine falan filan da ekliyor. İlk olarak Doğada bulduğumuz bulduklarımız ee, bak bu a bu kaldırılmıştı değil mi? Tamam. Bunlar nether'dan bulabileceğiniz bir arı türü. Bunlar mağaralarda bulabileceğiniz bir arı türü. Rocky from. Ve bunlar da suda bulabileceğiniz bir arı türü. Bunlar değişik mutasyonlar için gerekliler. Bunun yanı sıra sırada enerji istemeyen makinelerimiz. İlk olarak indexer. Teknik olarak bir API seçeceğiz. Sadece alanı tamamen sınırsız. Yani burayı istediğiniz kadar doldurabilirsiniz ve asla dolmaz. Ve buna pipelarla, şuyla buyla etkileşime geçebilirsiniz bunda. Sırada APRS Data Bank. Bu da herhangi bir işe gözükmüyor çünkü herhangi bir arı keşfetmedik. Ancak bunun blok hali ki yapımın bu şunun blok halidir bu arada. Yapımında da bu gerekiyor. Bunu elinize de taşıyabiliyorsunuz. Ne iş yaradığını size göstereyim. Eğer bir arı keşfederseniz ki bunun Creative Inventor'dan alınabilen bir versiyonda söz konusu ki açıklamasında Flora yine box yazıyor. Flora Flora Star'dır bu arada. Ünlü bir Minecraft oyuncusu ve arılar konusunda bayağı başarılıdır. Gördüğünüz gibi her türlü oyundaki her türlü arı burada yer alıyor ve buraya tıkladığınızda şurada özellikleri kim tarafından eklendiği şu ufak açıklamalar tam e, bilmiyorum ben de genom burası boş ürettiği şey her 5.5 dakikada bir bu hızına alakalı olarak değişiyor e, ee, sıcaklık aralığı, şu dalga almalı yarı, ayaklanmıyor Mutasyonları, şey, bunu elde edebileceğiniz mutasyonlar tabi bu bir haydan elde edildiği için yok. Ve olası mutasyonları. Şimdi biraz daha karışık bir ara alalım. Bu, Pierce ve altın birleşimle oluşuyor. Vesaire vesaire. Tabi bunları siz keşfettikçe açılacak. Normalde burada gözükmüyor gördüğünüz gibi. Eğer bir arı mutasyonu keşfederseniz burada gözükmeye başlayacaktır. Bu ise bunun log versiyonu. Enerji kullanmayan bir log. Ve sıraya geldi, sıra geldi enerji kullanan bloklara. Tabi o esnada ben şunu da yapayım. Evet. Acclimatizer. Şimdi diyelim elimizde bir arı var. Ne olsun? Cultivated Princess. E bunu ince, e, incelenmiş var sonuma. Evet. Hatta Vializer'ımızı alalım. Ve tekrar bakalım. Sıcaklık normal. Normale dayanabilir ve toleransı sıfır. Peki biz bunun soğuk bir yerde çalışmasını istiyoruz mesela. Bunun içine buz koyarak bunun toleransını değiştiriyoruz. Tabi bu biraz zaman alıyor o yüzden bekleyelim. Ve tabi ki de tek buz kabul etmiyor. O yüzden bekleyeceğiz. Evet gördüğünüz gibi şimdiden bir değişme oldu. Down one yani şey daha soğuklara karşı bir derece bir e, toleransı var. Buz e, bunun dışında başka ne kullanabiliyorduk? E, hemen bir bakıp geliyorum. E, buzun yanı sıra nitrojen kullanabiliyoruz. Bu kullanabiliriz herhalde. E, yok, kullanamıyormuşuz. Magic Caps'ın içinde kullanılıyor ya da dur bunu da kullanamıyoruz. Hemen bulacağım bunu <laughs> bu benim fail'ım. ya da bu sonraki sürümlerden birinde değişti mi? Neyse bunun yanı sıra love bu yukarı tahmin ettiğiniz gibi yukarıya doğru çıkarır ve Blaze Powder. Evet, bunları kullanabilirsiniz. Sırada Gene Pool. Hmm, diyelim ki elinizde istemediğiniz kadar çok drone'unuz var. Ve bunlarla ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Çözüm basit. Onları bunun için atın. Ve elinize geçecek olan şey Liquid DNA. Tamamen arıların geri dönüştürülme yoludur. Liquid DNA ne için kullanılıyor diye soracak olursanız ve bu arada dikkat ettiyseniz Liquid Duck'larla uyumlular. Pek çok buradaki pek çok makine çalışmak için buna ihtiyaç duyuyor. Çünkü bazı ihtiyaçları var. Mesela bu Synthesizer işlemini yapmak için Liquid DNA'ya ihtiyaç duyuyor. Aynı şekilde Purifier'da. Aynı şekilde Inoculator'ın inicu, yani ihtiyacı yok pardon. Ya da bu Splicer. Evet. Şimdi sıradaki mutlum. Gene bu işe yarıyor. Bu arada gene hakkında ufak bir kaç detay. Ee, arıyı inceleyip atarsanız içine daha fazla G e, DNA verir. Prenses koyarsanız o da daha fazla DNA verir. Orada enerji kullanımlarını değil Gördün, e, burada pek değinmiyor gerçi ama bu makinelerin hepsinin enerji kullanımı inanılmaz derecede fazla. Şunlardan bir tanesinin 150 Minecraft Jule olması lazım hatta. O yüzden iyi bir enerji kaynağına ihtiyacınız var. Sırada... Uh, squeezer. Uh, squeeze, Buna geçmeden önce bir şeye değinmemiz lazım. Blank Template. Blank Template şu şekilde craft ediyor. Honeydew ve Glass Painter'le. Bu basit bir... Uh, Temple alma yoludur. Ve buraya Forest Drone'larımızı koyuyoruz. Gördüğünüz gibi gene biraz zaman alıyor. Bu arada şuraya koyuyoruz normalde fakat buraya geçiyorlar. Ve burada arılarımız incelenmeye başlıyor. Şunlar DNA'lar gördüğünüz gibi. Bu DNA inceleniyor ve bize bunun sonucu olarak bir şey verecek. Bekliyoruz. Bu arada bu 15 Minecraft çocuk tüketiyor. Ya tabii ıı, direkt bir sonuç elde etmedi henüz. Yanlış hatırlamıyorsam birkaç farklı su e, tanesinden kullanmamız gerekiyordu ya da öyle bir şey. Pardon. Bayağı bir kullanmamız gerekiyordu. Neyse. Ben size bunun sonucunu göstereyim. Bu. Template'ler. Template'ler ne diye soracak olursanız basit yolla arıların direkt türünü aktarma serumudur. Ee, tabii türleri aktardığınızda karşınıza çıkacak olan sonuç bu türün normal koşullarda olacağı sonuçtur. Normal koşullarda olacağı sonuç ne diye soracak olursanız direkt bunun şu Creative mentordan aldığınızda karşınıza çıkacak olan sonuçları ya da normal bir mutasyona uğrattığınızda karşınıza çıkacak olan sonuçlarıdır. Sırada Splicer. Evet, splicer basit bir makine. Basitçe mesela Mesela common template'imizi alalım ve koyalım. Ee, tabii average quality, kalitesini yani kalitesini yükseltmenin nasıl olduğunu göstereceğim size. Ve yavaştan bu çalışmaya başlayacak gördüğünüz gibi. Ve bunun sonucu olarak bunu standart bir common drone'a e, drone çevirecek. Tabii bunu yaparken liquid DNA kullanıyor. Bunu da aklınızdan çıkartmayın. Deli bir orandalı kit kullanıyor ve tabii ki de biraz zaman alıyor. Hemen bekleyelim bunu. Ve unutmadan ilk seferinde e, tam doldurmuyor. Sadece trade'lerinden bir tanesini çeviriyor. Ya da daha bir şansla çeviriyor. O yüzden birkaç kere bu tekrar edecek. Bunu da aklınızda çıkartmayın. Ve hala bekliyoruz. Ve elimizde bir adet common B var. Ha tabii ki de bize bir... Hani drop lazım. Umarım bu çökmez. Ha tam çökmedi. Ha tam dönüşmemiş. O yüzden bunu tekrar işlemden geçirmek gerekebilir. Ha zaten template gitmiş. Evet anlaşılan template'ler bir kullanımlık değil. Pardon, bir kullanımlık. Anladınız siz onu? Neyse devam edelim. Sırada Isolator. Kendimize ilginç bir ara verelim. Mesela Kirby. Ee Bunun e, Tabii ki de önce bunun bir özelliğini göstereceğim. Sen ne bu. Aa Burada kurulu değil tam. Şimdi fastest özelliğine sahip bir drone bulmamız lazım. Ve istediğimiz bir özelliğe sahip. Ha, faster da olur. Tabi e, tabii bunu çalıştırmak için bize bir şey daha lazım. O da neydi senin adın? Empty serum vial. Bunu buranın içine atıyoruz ve gördüğünüz gibi yavaş yavaş bunu taramaya başlıyor. Şunun yaptığının biraz daha gelişmiş versiyonu diyebiliriz. Ve bize bu arının özelliklerinden birini rastgele olarak verecek. Evet. Sıcaklık to toleransı özelliğini elde ettik. Güzel bir özellik. Bunu saklayabiliriz. Bakalım başka ne özellik elde edeceğiz. Flores Pollination yani şey çiçek istiyor falan. Bu şekilde bunun random bir özelliğini ve bu bunlar arasında türü de dahil. Bu tip özelliklerin pek çoğunu elde edebiliyoruz. Mesela ama aynısını da tekrar elde edebiliyoruz. Tamamen rastgele bir şey. Peki bunları nasıl beğenmediğimiz bir tanesini nasıl geri çevireceğiz? Çok basit bir yolla. Umarım en iyi ay bana gösterir. Göstermezse de evet gösteriyormuş. Gördüğünüz gibi kısaca pişirerek. Bu yani. Pişirdiğimiz takdirde gayet boş bir seruma dönüşecek. Peki şimdi diyelim Low <Sessizlik> frequency beğendik. Bunu ama kalitesi çok düşük. Ve ayrıca hiç şarjı yok. Öncelikle buraya koyup bunun şarj olmasını bekliyoruz. Ee, bu da liquid DNA kullanarak bunu şarj edecektir. Tabi bu da çok zaman alan bir süreç. Yalmaz derecede çok zaman alan bir süreç. Ve her seferinde bir şarj olacak 16'ya kadar doluyorlar. Ve burada türünü de elde ettik. Evet. Bir şarj var. Kalitesini arttırmak içinse buraya koyuyoruz. E, basitçe buradan e, şu tamamlamış hallerini elde etmiş oluruz Bu iki işlemden sonra. Fakat bu ikisi de inanılmaz derecede çok enerji kullanıp çok fazla zaman harcıyor. Hatta şu makinelerden birkaç tanesini aynı anda çalıştıralım. Hatta... Bunu nasıl kullanıldığına birazdan Wiki'den bakmam gerekecek. Şu an iki tanesi aynı anda çalışıyor ve 220 Minecraft türü tüketiyor. Yani artık siz düşünün. Ve şimdi üçüncüsünü de devreye sokacağım. O da... Fastest Productivity Serum üzerinden ne yapalım? Bana bir tane Imperial prenses ver. Evet. Ve şu an ne kadar tüketiyor? 245. Ve bu da bu serumları buna olur. Tabii bunda olduğu gibi birkaç farklı deneme sonucu aktaracak. E, ama bittiğinde, yani komple bu özelliği buna tamamen eklediğinde iki tarafına da şuraya bırakmış olacak. Ama serumlarınızın excellent quality'de olmasına dikkat edin. Aksi halde arılarınıza kötü şeyler olabilir. Yani arılarınızı kaybetme olasılığınız söz konusu. Bu herhangi bir likit DNA kullanmıyor. evet. Demin ufak bir saçmalık yapıp kaydetmemişim. Evet en son şunu tanıtıyordum. Bu emekilator ve bitti. Toplamda iki tane şarj kullandı. Tabi bu dört ya da beşe kadar çıkabiliyor şansınıza bağlı olarak. Ve bunu komple fastest hale getirdi. Gördüğünüz gibi fastest fastest fastest. Yani en hızlı arı şu an. Isolator ise basitçe a, isolator demişimiz. Replicator basitçe elinizdeki bu serumları kopyalamanızı sağlıyor. Şu üstte boş serumları yerleştiriyorsunuz, alta dolu serumları yerleştiriyorsunuz ve serumlarınızı kopyalıyor. Modellerin nasıl yapıldığına gelecek olursak... Kısaca şöyle geçiyorum. Çünkü çok fazla üstünde durmak istemiyorum. Bazı aşırı pahalı SP'ler bayağı tuhafınıza gidecektir. hani evet ve şurada da serumumuzu kopyaladık ve sıra geldi frame'ler ee, birkaç farklı tip frame ekliyor, chocolate frame şu şekilde craft ediliyor impregnated e frame ve 4 tane chocolate bean ee, bu aranın üreti Üretimini %50 artırırken yaşamını da %50 azaltıyor. Healing Frame şu şekilde craft ediliyor, canı artırıyor, yani yaşam süresini uzatıyor, mutasyon şansını azaltıyor ve ürün oranını azaltıyor. Nova Frame herhangi bir crafting recipesi yok sadece Creative Inventory'den alınabilir, kesin şanslı mutasyon sağlıyor. Resident Frame bunu tam çözemedim ama sanırsam arının e, kötü etek su şey kötü durumda bir arı varsa ve onun e, iyi duruma geçmesine yardımcı oluyor emin değilim sonradan size bunu not ederim hata bir bakayım tekrar pardon çok çok yanlış hatırlıyormuşum. E, basitçe <laughs> pardon basitçe arının e, ürününü azaltıyor, yaşamını kısaltıyor ve çevreye yayılmasını engelliyor. Sol frame. mutasyon şansını %25 artırıyor, ürünü %25 ya da %57 tam hatırlamıyorum. Ürün oranını azaltıyor %50 olarak, %50 ya da %75 ve yaşamını da kısaltıyor %25 olarak. Bunlar frame'ler, bunun dışında al eklediği bazı bloklar var. Frame housing. Frame ve oh, diğeri nerede? Mutator nerede? Mutator, ha tamam mutator burada kullanılmış. Bunları kısaca tanıtalım. Mutator. Ha mutator'a en son geçelim. Frame housing. Al frame koymanızı sağlar. Bu sayede al verilerin ...zaten yüksek olan verimliliğini artırırsınız. Şu şekilde craft ediliyor. Rain Shield, bu şekilde craft ediliyor. Arılarınızın yağmurda da çalışmasını sağlıyor. Ve Lighting, arılarınızın gece de çalışmasını sağlıyor. Mutator Blue'a hemen geçelim. Evet, Mutator Blue'u içine şu itemlardan herhangi birini koyabiliyorsunuz. Bu, arının mutasyon şansını artırıyor. Soul 1.5 bir buçuk kat arttırıyor. Ender Pearl iki kat. Dört kat. On kat. Ve 50 kat. Bu bu arada yüzde yüz şansla mutasyon demektir. Yani Nether Star kesinlikle mutasyon olacak anlamına gelir. Nether Star koyuyorsunuz. Ee, chocolate Frame'leri basıyorsunuz ya da Magic Beast kuruluysa Oblivion Frame'i basıyorsunuz. Hop saniyesinde mutasyon. Evet. Ee, bakalım tatlımızda başka bir şey kaldı mı? Şunlar var. Bunlar arılardan elde ettiğimiz şeyler. Kit asit. Bunun tam olarak nasıl elde edildiğini bilmiyorum. Poison kapsülünde. Bunları daha sonraki bir güncelemede artık anlatırım. Ha, nitrojen buymuş bu arada. Neden elde ediliyorlar bilmiyorum. İnanın bana. Evet. Bunlar da a, asıl ürünleri, ürünlerden bahsetmeyi unuttuk. Gördüğünüz gibi Diamond bile elde edebiliyorsunuz. Pek çok maden elde edebiliyorsunuz. Gayet tungstendir, şudur, budur. Great Tech madenlerini bile elde edebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra e, daylar elde ediyorsunuz. Vesaire vesaire. Pek çok şey elde ediyorsunuz. Yani buradaki arı mutasyonları baya işinize yarayacaktır. Hatta pek çok youtuber, bazı youtuberlar biliyorum, hiçbir şekilde quarry falan kurmadan sadece arılardan maden elde eden. Çünkü bunu sağlayan şey ekstra bir iz. izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.